Herkese merhaba. Avrupa, sıcak kış nedeniyle gaz savaşında Rusya'yı yenmeyi başardı. Bunu Bloomberg ajansına bildirdi. Ancak, makalenin yazarının belirttiği gibi, Avrupa sakinleri yakında gerçek donları bekliyor. Böylece, sıcak hava dönemi sona eriyor. Bu yazıda, Rusya'nın mavi yakıt ihracatındaki azalmaya rağmen, bu senaryoda bile gazın hala herkes için yeterli olacağı belirtiliyor. Yayın yazarları, Avrupa'nın bu zafere pahalıya mal olduğunu vurgulamaktadır. Ülkeler enerji sübvansiyonlarına neredeyse 1 trilyon avro tahsis etmek zorunda kaldılar. Makalede de belirtildiği gibi, gaz ve elektriğin toptan ve perakende değeri hala yüksek seviyeler gösteriyor. Ve bu değerler krizden önceki değerlerden daha yüksektir. Avrupa'daki elektrik tarifelerinin sadece yılın ikinci yarısında düşebileceği vurgulanmaktadır. Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın bu yıl bir durgunluk yaşamadığını söyledi. Ona göre bunun sebepleri var. Şansölye'nin belirttiği gibi, bu, anormal derecede sıcak bir kışın yani sıralayan Ege için yeni terminallerin ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Bu, devletin ithal gaz arzını artırmasına izin verdi, Scholz ekledi. Gaz Infrastrukture Europe'a göre, Avrupa'nın yeraltı depolarından gelen gaz seçimi, kıtadaki hava sıcaklıklarındaki hafif düşüş nedeniyle ikiye katlandı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.